Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Riyaz-ı Salihin'den hadisi şerifler okumaya devam ediyoruz. İnsanlık ilişkilerimiz, Müslümanlık olmakla, Müslüman olmakla daha yüksek olması gereken sosyal alakamız hakkında hadisi şerifleri okuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize hayatımızı düzene koyacak, ahiretimizi cennetleştirecek tavsiyelerde bulunuyor. Bu mantık üzerinden dinliyoruz. 232. hadisi şerifteyiz. Bu hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabına tavsiyede bulunuyor veya bir yasak getiriyor. Sahabe soru soruyor, ona cevap veriyor. Bunu okuyacağız ve değerlendireceğiz inşallah. Hafız Efendi 232. hadisi şerifi oku, dinleyelim. Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine acıdığı için sahabenin iftar etmeksizin peş peşe oruç tutmalarını yasakladı. Onlar, fakat sen bunu yapıyorsun dediklerinde, ben sizin durumunuzda değilim. Ben Rabbim beni yedirmiş ve içirmiş vaziyette geceliyorum buyurdular. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mesele şu. Oruç tutuyoruz Ramazan-ı Şerif'te veya diğer günlerde. Oruç nasıl tutuluyor? İmsakta sahur dediğimiz yemeğe kalkılıyor. Gün boyu oruç tutuyoruz, yemiyoruz, içmiyoruz. Ondan sonra akşam ezanında iftar ediyoruz. Bir nebze yiyoruz, sahuru tekrar yiyoruz, ikinci günün orucunu tutuyoruz. Yani iki günün orucu arasında iftar yemeği var, sahur yemeği var. Bazı sahabiler orucun sevabı daha fazla olsun diye hiç iftar etmeden ikinci güne taşıyorlar oruçlarını. Mesela pazartesi sabah kalktı, sahur yaptı, orucu akşama kadar tuttu, akşam oldu, salı gününün sahuruna kadar gene yemedi, salı gününün orucuna da niyet etti. Böylece 24 saatlik orucu hiç yemeden 48 saate taşıyor. Buna vısal orucu deniyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu yasaklamış. Böyle oruç tutmayın, böyle yapmayın buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Niye yasaklamış? Ona geçeceğiz. Ama sahabe, Allah onlardan razı olsun, demişler ki, ama ya Resulallah, siz bazen yapıyorsunuz bunu. Siz bazen yapıyorsunuz. Ne yapıyor yani? Akşam bir şey yemeden yatıyorsun. 48 saat senin de oruç tuttuğun oluyor. Demişler. Bunun üzerine buyurmuş ki, ben sizin gibi değilim. Rabbim beni gece yedirir, içirir. Şimdi bu ifadeden anlaşılıyor ki birinci hükmümüz Müslümanın iftar etmeden orucunu öbür güne sarkıtması, yani 30 saat, 40 saat süren veya işte 24 saatten 48 saate kadar süren orucu tutmasını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yasaklıyor.
Ama şunu yasaklamıyor. İftarda fazla yemezsin, sahurda fazla yemezsin. Bu değil yasak olan. Sıfır yemekle, hiç bozmadanmış gibi sanki orucu devam ettirmeyi yasaklıyor. Niye yasaklıyor? İnsan bünyesi buna dayanmaz, performansın düşer, kan şekerin düşer. Bunların mesela bir dahiliye doktorunun bize buna gerekçe sayacağı belki 20 tane madde vardır ama hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Sevap için oruç tutarken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nehyettiği, yapmayın dediği bir işi yapmayız biz. Bitti. İster bu tıbben faydalı olsun, ister zararlı olsun. Bu bizi değiştirmiyor. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapmayın buyurdu bunu. Ashab-ı kiram Efendimiz'i görmüşler aleyhisselam. Yapmış bunu bir kere ama siz yapıyorsunuz demişler. Bundan anlaşılıyor ki ashab-ı kiram hiçbir şeyi sorgulamadan olduğu gibi teslim oldular diyemiyoruz. Merak ettiklerini sordular. Bu itiraz etmek için değil, şüphe ettiklerinden değil, gerekçeyi öğrenmek için. Eskilerin yani ilmi ifadesiyle istikşaf yapmak istediler. İstikşaf, keşfetmek yani gerekçesi nedir bunun? Yani aynı orucu tutuyoruz, bize nehyediyorsunuz, yapmayın diyorsunuz, kendiniz yaptınız. Ya Resulullah diyor, sahih hadis-i şerif bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gerekçesini açıklıyor. Ne buyuruyor? Rabbim beni gece yedirir içirir diyor. Yedirir içirir, böyle hakikaten getirir, hurma suyu melekler içiriyor olsa, o zaman zaten iki gün oruç tutmuyor oluyor, gece yemek yemiş olacak. Değil mi? Yani Efendimiz visal orucu dediğimiz, yani 48 saatlik orucu tutuyorken, fiilen hurma yiyorum gece, Allah bana gökten gönderiyor, yiyorum demiyor. Öyle olsa visal olmaz bu zaten. Yani öyle bir oruç olma, o zaman tamam sahura kalktın olur. Fark ne olur? Sofraya oturmadan yatarken melekler yatağında yedirdiler sana olur. Bu değil. Ya ne gerekçe? Tam anlamak için şöyle bir örnek verelim. Mesela saat 1'de yemek yiyor insan hep diyelim. Çok ciddi bir işi olduğu zaman, hastanede bir hasta takip ettiği zaman veya işte bir yolcu karşılayacak filan gibi trafikte bazen insan ne oluyor? Öğleyi yemediğini unutuyor. Meşguliyet insana yemeği unutturuyor. Hatta Ramazan-ı Şerif'te bile bazen mesela iftara misafir çağırdığımız, vakfa çağırdığımız zamanlar bile biz görevliler olarak ne yapıyoruz? İftar etmeyi unuttuğumuz oluyor arada. 200 kişiye iftar veriyorsun. Sen yani iftar etmeyi unutuyorsun o arada. Misafirlerden biri ya sen iftar etmedin, iftar etsene diyor. Millete iftar veriyorsun, kendini iftar etmeyi unutuyorsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki gün üst üste iftar etmeden oruç tutmasının mantığı bu. Yani Rabbim beni derdimle meşgul ettiği için iftarı da unuttuğum, yemeği de unuttuğum oluyor. Rabbimle öyle baş başayım ki bu peygamberlik görevi, nübüvvet makamı beni öyle meşgul ediyor ki o meşguliyetten dolayı o gün iftar etmediğimi de unutuyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu demek. Yoksa gece bana melekler yemek yediriyor. Öyle olduktan sonra tamam da zaten gaye oruç bozmaktı. Bozdun sen orucu. Olur. Ama insan bunu bu kadar derin uygulayamayacağı için her sahabi bile olsan siz bunu böyle yapmayın buyuruyor. Bir bardak su içmek de olsa orucu boz. Gece bir tas çorba içmek de olsa sofraya otur. Orucunu o şekilde tut buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Çünkü insanın zafiyeti var. Yemek
ve mideyi doldurmak insanın zafiyetlerindendir. Bu zafiyetlerle körü körüne savaşarak dindarlık yapılamaz. Disiplin altına alınır ama kör bir savaş yapılmaz. Cinsel şehvetle de, yemek şehvetiyle de herhangi bir şekilde kör savaş yapılmaz. Bu hadis-i şerif insanın kendisine de merhametli olması gerektiğini öğretiyor. Bu insanın kendi kendine yaptığı bir işkence. Bu işkenceye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz izin vermiyor. Ve aynı zamanda tabii ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına, inşallah bize ne kadar merhametli bir nazarla baktığını da gösteriyor. Son olarak bu hadis-i şeriften ince bir hüküm daha çıkıyor. Onu da not defterimize yazalım. Bir nevi usul kaidesidir bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için neyse İslam, ümmeti içinde İslam odur. Tersten söyleyelim bunu. Bütün dünyada ümmeti Muhammed'den olan Müslümanların yaşadığı İslam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam'dır. İbadette, ahlakta, muamelatta, her şeyde. Nübüvvet makamı hariç şüphesiz. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hariç, böyle bir uygulama hariç, bu benim özelliğimdir buyurduysa ona bir itiraz yok. Onun dışında oruç Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle aynı, namaz aynı, her şeyde aynıyız sallallahu aleyhi ve sellemle. Ama diyorsa benim için şöyle bir özellik var. Mesela teheccüd namazı, imsak vaktinden önce kılınan nafile namaz. Nafile, adı üstünde nafiledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem farz olarak kıldı onu. Onun için farzdı o. Peki, hani beraberdik, peygamberlik farkı olarak ortaya çıkan hususlardan biri budur. Siz nafile olarak kılın buyurdu aleyhissalatu vesselam. Bu 232. hadisi şeriften Allah'ın lütfuyla iktibas edeceğimiz şeyler. 233. hadisi şerife geldik. Bu hadisi şerifte bugün insanlığın, annelerin, babaların, bütün insanlığın çok dikkatli dinlemesi gereken mübarek bir olay var. Yine bunu Buhari'de, Ebu Davud'da ve İbn-i Mace'de görebiliriz. Bu hadis-i şerifi dikkatlice dinleyelim. Bakalım ne buyuruyor. Ebu Katade Haris İbni Rib'i radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben uzatmayı arzu ederek namaza dururum da bir çocuğun ağlamasını işitir, onun annesine güçlük çıkarıp üzmekten hoşlanmadığım için namazı kısa keserim. Ben uzatmayı arzu ederek namaza dururum, bir çocuğun ağlamasını işitirim, onun annesine güçlük çıkarıp üzmekten hoşlanmadığım için namazı kısa keserim. Bunu bugünkü Türkçe ile konuşalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza duruyor. Namazda mesela bir sahife Vamm-ı Sure okuyacak. Bir çocuk sesi duyuluyor. Çocuk sesi duyulduğuna göre Peygamber Efendimiz'in mescidinin kenarında o çocuk. Çocuk ağlıyor. Çocuğun annesi muhakkak mescitte. Ana kalbi ne olacak? Çocuğun sesini duyunca pır pır titriyecek. O kadın üzülecek diye. Bir sayfa Zamm-ı Sure okuyacaktım ya, kısa bir ayet okur, rüküye giderim diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rahmeten lil alemin olmak bu işte. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzunca bir Zamm-ı Sure okumak niyetiyle namaza duruyormuş. Oradaki bir pozisyondan dolayı da
kısa kestiği oluyor muymuş? Oluyormuş. Peki, bu hadisi şerif ne gösteriyor? Bir, Efendimizin sağlığında aleyhissalatü vesselam kadınların mescide geldiklerini gösteriyor. Kural bir. Çünkü onun arkasında namaz kılan bir kadını acıyor. Kadınlar demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidine geliyorlardı, namaz kılıyorlardı. Ashab-ı kiramın döneminde de sahabe kadınları mescide geliyorlardı, namaz kılıyorlardı. Kadınların, buradan bir not alalım, hiçbir şekilde camiye, namaza gitmelerine özürleri yoksa tabii, bir engel yoktur. Erkekler kadar haklarıdır. Ama camiye Allah-u Teala'nın huzuruna çıkmak için gittikleri zaman ulemamız bilhassa Hanefi fukahası Ebu Hanife rahmetullahi aleyh başta olmak üzere gündüz namazlarına gelmesinler demişler. Niye? Yahu bu kadınlar camiye geliyorlar ama camiye değil, sanki ticarete gidiyormuş gibi rahat dolaşıyorlar caminin etrafında diye tedbir almak istemişler. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidine namaz kılmaya gidebiliyordu kadınlar da. Şu fani dünyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin açık bıraktığını kim kapatabilir? Asla öyle bir yasak olmaz. Ama ne olur? Ya be kadınlar, kaş yaparken göz çıkarmayın. İşte denebilecek tedbirler alınmış olur. İki, bu hadis-i şeriften çıkan hükümler, çocuklar da demek ki Mescid-i Nebi'ye geliyorlardı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kıldırdığı mescitte çocuk sesi duyuyordu. Medine'de arka sokaklardaki çocukların sesini nereden duyacaktı? Değil mi? Yani mescitteki çocuğun sesini duyar. 10 metre öteden çocuk sesi gelmez ki, çocuk hoparlörle bağırmıyor. Çocuk ağlıyor. Anne diye ağlıyor çocuk. Demek ki Mescid-i Nebi'ye çocuklarıyla geliyordu kadınlar. Kucağındaki çocuğu yere bırakıyordu. Namaz kılıyordu, sırtına bağlıyordu ya da. Hala Harem-i Şerif'te öyle sırtında bağlayıp namaz kılar kadınlar. Gördünüz mü? Evet. O çok hoş bir manzara ama. Böyle sepet gibi, çanta gibi sırtında bağlı çocuk. Ona rağmen ağlar çocuklar. Çünkü birden böyle on binlerce insan secdeye gidince ağaçlar devrilmiş gibi oluyor Harem-i Şerif'te. Anladığım kadarıyla çocuklar hep secdeye gidince ağlıyorlar. Harem-i Şerif'te bir bakın, böyle televizyondan da izleyin. Yani birden secdeye gitti mi cemaat, çocuklar ağlıyor. Ürküyorlar yani, birden boşaldı burada ne oldu böyle diye. Bu gösteriyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz döneminde mescide geliyordu çocuklar. Ama mescide salınmıyorlardı. Anasının yanında duruyordu. Ön safta imamla oynamıyorlardı. Gerçi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin torunu gelip mescitte Efendimizin omuzuna çıktı. Ama namaz esnasında hareketsizlikten istifade ederek geldi orada çocuk, dedesinin omuzuna aleyhissalatü vesselam çıktı. Yani mescit çocuksuz olmaz. Hiç olmaz hem de. Yani Diyanet son senelerde camilerin arka kısmına böyle bir çocuk oyun yeri gibi bir şey yapmışlardı, halıların üstüne. Hiç gördünüz mü o sahneyi? Gördüm bir iki camide hocam. Yani büyük camilerde olmalı bu ya. Çocuk nereden namaza alışacak? Yani dikkati dağılıyor ihtiyarların filan diyorlar ama Efendimizin dikkati dağılmış. Bu arada da namazı kısa kesmiş. Bu zannediyorum yanlış anladığımız bir şey bu. Yani çocuk camiden 2-3 yaşından sonra, yani idrar sorunu yaşamıyorsa çocuk, camiye giderken tuvalet ihtiyacını görüp gidiyorsa, ona öyle bir yarım abdest de aldırıp camiye getireceğiz ki dedesiyle, babasıyla beraber, abisiyle beraber
Orada kayaklarda kaysın caminin içinde. Kavga etsinler, bir şeyler etsinler. Yani evde de çocuk öyle büyüyor zaten. Evde patır kütür olmadan büyümüyor ki çocuk. Camide müminlerin evi. Büyük evimiz bizim. İnşallah yani bu hususta bir tezat var. Bir grup yani idrarını tutamayan çocuğu camiye getirip Müslümanların başına dert açıyor. Bu yanlış. Bir grupta sanki askeri bölge gibi cami böyle tellerle çevrilmiş oluyor. Aman girme, imam vurur seni. Öyle değil. Küçük camilerde belki olmaz hakikaten. Yani zaten 50 kişilik bir camiler var. Mesela mini camiler var, mescit gibi. Oralarda belki olmaz ama büyük camilerin arkasında çocuklara böyle o caminin motifine uygun olmalı hem de. Caminin motifine de uygun olmalı. Güzel çocuklar için farklı yerler olmalı. 5 yaşından itibaren çocuklar oraya getirilebilir. 7-8 yaşına kadar orada oynarlar. Bir daha o çocuk cami düşmanı olamaz Allah'ın izniyle, değil mi? Gözünde halıda annesi oynatmaz evde onu o kadar. Dolayısıyla evden daha sempatik bir yer haline gelebilir. Bu hadisi şeriften anlaşılacak üçüncü bir hüküm de şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Uzun okuyacaktım da diyor. Uzatacaktım namazı da diyor. Çocuk ağladı, anası çocuğu merak eder diye kısa kestim diyor. Namazda kısalabilecek tek şey neresidir? Zamm-ı suredir. Mesela 10 ayet okuyacaktı, 3 ayet okumuş. Zamm-ı sureden başka namazda kısılabilecek bir yer yoktur. Zaten cemaatte kılınırken rükûde ve secdede 3 defa tesbihat yapılıyor. Onu kısamazsın. Kısa ne kadar kısabilecek ya da yani? Yani... 1 saniye, 2 saniye oynamış olacak. 2 saniye oynar tabii. Ama 1 sayfa Kur'an okuyacaktı, 5 dakikaydı o. 3 ayet okursa yarım dakika tutacak. 4 dakikada da çocuk susar. Yani 2 rekatta mesela bayağı bir vakit tasarrufu diyelim şimdi. Vakit tasarrufu olur. Fatiha'dan kısılamaz. Teadili erkandan kısılamaz. Yani rükûden kalkınca hemen secdeye gidemez. İki secde arasında Rabbi ufirli diyecek kadar beklemek lazım. Buna teadili erkan diyoruz. Tehiyyattan kısamaz. Salli barikten kısamaz. Ondan sonraki dualardan kısabilir. Yani Zamm-ı sureyi uzun okuyacaktı, kısa okuyabilir. İki, son oturuşta ise Ettehiyyatü okumak zorunda, Salli Barik okumak zorunda. Ondan sonra diyelim ki 10 dua yapıyordu, onları yapmayabilir. O da 2-3 dakika kısaltabilir namazı. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazı kısa tuttum buyurması, yani kısalabilecek yerlerini kısalttım demek oluyor. Haşa insan bundan 4 rekatı 3'e indirdim, birini sonra kılarız dedim şeklinde bir şey anlaşılmaz değil mi? Yani maazallah öyle bir şey anlaşılsa insan çocuk ağlamasın, ana üzülmesin derken kıyamet günü sen üzülürsün bu sefer. Peki başka bir soru. Bu nerede olmuş? Mescitte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mescidinde. İmam yapmış yani bunu. Bugüne uyarlandığında Mescid-i Nebi'de yapılan şey mahalle camisinde namaz kılınırken yapılacak demek değil mi? Bu kadar mı Hafız Salih? Hayır hocam, sadece camilerde değil evlerde de aynı şey yapabilir anneler. Anneler mesela değil mi? Baba yapmaz mı? Babanın da öyle bir çocuğu olabilir. İlgi yani. Mesela şöyle düşünelim. Öğle namazına durduk. Çocuk da ağlamaya başladı. Bir namaz ortalama 5 dakika değil mi? 5-6 dakika. Biraz daha huşu ile kılıyorsa 8 dakika diyelim. 10 dakika olmaz öğle namazı herhalde. Farzı. Anne bu hadisi şerifi örnek alarak namazı bu şartlardaki süratle kılmalı mı? Yoksa zaten işini görmüştüm seni çatla mı demeli? Hayır hocam. En kısa merhametli bir peygamberin merhametsiz ümmeti olmaz. Ama kısacağı yerler belli bunların. Peki
ben daha siyah sakallı Ala Hoca, ona soracağım şimdi. Bundan daha ilerisi, yani Zamm-ı Sure'yi kıstık, tahiyyattan sonrasından kıstık. Bundan daha ötesine bir şey diyebilir misin fıkıh açısından? Fıkıh açısından ne diyebiliriz hocam? Ben derim. İstersen diyeyim. Anne namaza durdu. Küt diye bir ses duydu. Çocuk bir bağırdı, bir daha da bağırmadı. Şimdi baba, inayetullah baba değil, anlamaz bunu. Bu ne anlama geliyor Salih Hoca? Çocuk bayıldı. Evet. Birden sesi kesildi çocuğun. Allah'ın huzurundayız mı diyecek? Farzdır hocam. Hemen bozması lazım. Hemen bırakacak namazı. Çünkü çocuk ya korkudan bayıldı, ya ağzının üstüne düştü, nefes alamıyor. Bir şey oldu. Peki bozarsa ne olacak? Çocuğu kurtarıp aynı rekattan mı devam edecek, yeniden mi başlayacak? Hanefilerde aynı şekilde olduğu gibi devam edecek namaza. Hanefi'de. En kötü ihtimalle çok gittim geldim diye kalbi şüphe ediyorsa baştan başlayacak. Peki başka bir fetva daha. Anne namazda dururken yeni yürümeye başlayan çocuk, senin Şeyma rahat yürüyor rahat değil mi? Rahat yürüyor hocam. Çok mu rahat yürüyor? Yani benim kadar rahat yürüyemiyor hocam. Ha. Şimdi namazı rahat kılmak için kadın çocuğu arka bir odaya kilitleyip mi namaz kılmalı? Namaz kılacağı yerin kıblenin önüne mi koymalı? Oyuncaklarını oraya koyup orada mı kılmalı? Hangisi fıkha daha uygun? Yani annenin rahat kontrol edebileceği bir yerde olmalı çocuk. Yani meşgul eder gözünü. Ne diyorsun sen Talha Hoca? Yani diğer türlü çocuğun başına bir sıkıntı da gelebilir hocam. Onu ihmal etmemek lazım. O şeytan eğer o çocuk arkada durursa o kadının namazını 70 parçaya böler. Ama çocuk onun önünde olsa en fazla o oyuncağa bastı mı basmadı mı bir ona bakar. Namazı da hiçbir şekilde bozulmaz. Hatta fukaha, Allah onlara rahmet etsin, ne diyorlar? İnsan ayakkabısını camide ön safa koymalı. Niye? Namazda aklı ayakkabısında olmasın diye. Yahu çamurlu bir ayakkabıyı düşünüp namazı berbat etmektense, Osmanlı camilerine dikkat ederseniz ön saflarda ayakkabı yerleri var. Ben çocukluğumda ne düşüncesiz insanlar çamurlu şeyleri buraya koyuyorlar diye düşünüyordum. Sonra ayakkabım gitti benim İmam Hatip'te okurken. Ondan sonra bayağı rahmetmiş baktım o ayakkabılar. Şehzadebaşı Camii'nde Timurtaş Hoca Efendi'yi rahmetullahi aleyh dinlemeye gittiğimizde ayakkabım kayboldu mu, çalındı mı bilmiyorum. Ayakkabı bulamadım bir daha. Oradan ayakkabısız çıktım camiden. Ön taraf demek hikmetliymiş, anladım. Yani namazı meşgul eden çocuksa çocuğa karşı da tedbir almak lazım. Hele bu anne için çok önemli. Bir de senede bir defa çocuğa bakan babalar için de önemli bu. Çocuğun zihni meşguliyeti sadece namazın huşu ile ilgili değil. Çocuğun hayati bir tehlikeye düşme sıkıntısı var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna karşı bizi ikaz etmiş oluyor. Bir şey mi diyeceğim hocam? Hocam işin müthiş taraflarından bir tanesi Nebevi rahmetullahi aleyhin Müslümanların dokunulmaz hakları listesinde az önce hadiste geçen ve onun üzerine konuştuğunuz bütün meselelerin tek tek içine girmesi. Tabii. Bakın bu aynı zamanda Nebevi'nin de hadisten ne anladığını, şeriatı nasıl zihnine yerleştirdiğini de gösteriyor rahmetullahi. Yani ön tarafta namaz kılınıyor, arka tarafta çocuk ağlıyor ve dokunulmaz bir Müslümanın dokunulmaz bir hakkı olarak görüyor. O kadının üzülmesini hak olarak görüyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hocam bu konuştuğumuz manada değerlendirildiğinde mesela babaların camiye götürecek düzeyde küçük çocuklarını belki bundan dolayı da eğer çocuk mesela babası namazdayken, cemaatteyken, cami dışına çıkma tehlikesi varsa da götürmemesi gerekiyor. Ama şimdi belli bir tedbir almak lazım tabii. En basitinden mesela alerjisi olan çocuklar var. Cami çok nefes alınan bir yer, ayak basılan bir halı. O çocuğu yani maskesiz camiye götürmesin mesela, değil mi? Özel konumlar hariç. Yani
Müslümanın, büyük adamın bile camiye gitmesinin engeli olabilecek özürler olur. Özel mesela kız çocuğunu alıp, 7-8 yaşında kız çocuğunu alıp erkek saflarına getirmek de doğru değil. Veya 7-8 yaşında erkek çocuğunu kadın saflarına alıp götürmek de doğru değil. Yani bu yanlış. Bunları zaten genel edebiyle, yani ümmeti Muhammed'in bir ahlakı var. Alim olmak gerekmiyor bunlar için. Bunları zaten Müslümanlar düşünüyorlar, tefekkür ediyorlar şüphesiz. Aynı şekilde mesela bir baba evladını biliyor ki yani çok hareketli bir çocuk. Yani o çocuk hiperaktif. Evet, hiperaktif bir çocuk. Yani o çocuğun da aynı şekilde camiye gitmesi biraz daha ya anası sıkıntılı. Dediyse bunu biraz camiye götür rahat edelim dediyse. Yani bunlar o zaman ne olacak biliyor musun? Yani Müslümanlar cami sadece cenazelerimizin götürüldüğü yer değil. Cami derneği bu tip çocukların namaz vaktinde eğitilmeleri için caminin hemen hemen her caminin alt katı var şimdi. Alt katında çocuk parkı kursunlar. Ya derneklerin işi ne? Yani minareyi yaptın, koydun, caminin kubbesinde yaptın. Dernekler böyle biraz da kültürel şeyler düşünsün. Hep Ramazan'da para toplamak, Ramazan'dan sonra badana yaptırmak. Bunlar değil ki. Yani bunlar kolay şeyler. Yaşlılara oturma yeri tahsis ettikleri gibi hocam, çocuklara da oyun yeri belki tahsis etmeleri gerekiyor. Doğru. Yok, öyle değil. Yaşlıların oturma yeri kaldırılması ya lazım. İçeri çocuklar geçsinler, tesbih evet yapsınlar. Öyle değil mi? Camide bir namazdan öbür namazı beklemeye dair bir müjde yok mu? Gitsin caminin içinde otursun. Yani o bekleme yerlerini kaldırıp çocuk salıncağı koymak lazım. Evet. Rabbim bunu da müyesser etsin. Tabii birden her istediğimiz şey hemen olmuyor. Ama yavaş yavaş bunları düşünmek durumuna geldik elhamdülillah. Bu hadisi şeriften Ebu Davud'daki bir hadisi daha hatırladım. Onu da buraya not aldım ki unutmayalım, kıyamet günü şefaat görmemize vesile olur biiznillahü teala. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle taharet ve benzeri biraz böyle müstehcen gibi görülecek konuları anlattığı bir ortamda bir gün ne diyor? İnnemâ ene lekum bimenziletil vâlidi uallimukum. Bimenziletil vâlidi uallimukum. Yani sahabisine abdest, taharet konularını konuşuyor. Ben sizin babanız gibiyim yahu, öğretiyorum sizi diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Salih, şimdi bu hadis oturmuyor mu buraya? Yani ben sizin babanız gibiyim, size öğretiyorum işte diyor. O çocuk orada ağlıyor. Bir baba şefkatiyle ilgileniyor. O kadının anne de olsa onun o kadının babası görüyor kendisini. Yani sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetine merhameti, şefkati böyle edebiyat değil. Yani edebiyattan merhamet değil sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Fiilen böyle portakalın sıkıyorsun da suyu bardakta oluyor ya, öyle saf bir merhamet sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Tevbe suresinde nasıl buyuruyor Allah-u Teala onun merhametiyle ilgili? Ra'ufur azizun aleyhime anittum harisun aleykum bil mu'minine. Harisun aleykum, size çok düşkün. Bil mu'minine ra'ufur rahim. Bil mu'minine ra'ufun rahimun. Ki bunlar Allah-u Teala'nın esmasından değil mi? Yani o size çok merhametli. İnnemâ ene lekum bimenziletil vâlidi. İnnemâ ene lekum bimenziletil vâlidi. Şimdi mümin ne yapmalı biliyor musun? Yani Resulullah derken babacığım der gibi demeli. O madem bizi evlat gördü sallallahu aleyhi ve sellem. Biz onun keşke yani milyonuncu torunu olsak da, yani bizim babamız gibi o. O bize senin kulağını kopardım dese bile, tamam baba kopar, ne yaparsan yap diyen bir teslimiyet. Ashab-ı kiram gibi. Rıdvanullahi aleyhim cemiyan. Yani onlar şimdi o innemâ enelekum bimenziletil vâlid diyor.
Ebu Bekir radıyallahu anh konuştursan o ne diyecekti? İnnemâ ene leke keveledin bizzabdi ya Resulallah. O babanızın yerindeyim diyor ama Ebu Bekir öyle demezdi. %100 ben senin oğlunum ya Resulallah. Yeter ki beni kabul et. Bu teslimiyet, bu safiyet aynı zamanda ibadet yaparken, onun sünnetine ittiba ederken de heyecan veriyor insana. Burada bir örnek daha hepimiz hatırlayalım. O okyanuslardan daha derin merhamet nasıl yansıdı? Bir yer daha var. Hatırlayalım. Bu merhamet böyle öğle vakti Ağustos'ta güneş nasıl görünüyor gökyüzünde? Öyle görünüyor Efendimizin merhameti. Ha gayret. Hani ağaçlar da şahitti oraya. Taif'teki. Taif'te iki dağın arasına ezelim bu adamları. Dağlarla ilgili melek gelip bunların böyle bir pestilini çıkaralım ya Resulallah. Senin karşındaki bu edepsizliklerinden dolayı dediğinde melekler ne demişti? Bel arcu en yuhricallahu min aslabihim men ya'budullaha vahdehu. Hayır hayır. Ben umut ederim ki Allah bunların sulbünden iman eden biri getirir. Bunlar olmasa da olmasın, zarar yok. Yani buradaki merhamete dikkat et. Ona taş atan, mübarek vücudundan kan akıtanlar tövbe ederler ileride demiyor da ne diyor? Bunların sulbundan belki birisi gelir diyor. Zaman hocam merhameti o taş atanları kuşatmış zaten. Onları affetmiş. Oğullarından da umudunu kesmiş olsun, onlara da merhamet ediyor. Torunlarından biri belki gelir iman eder diyor. Ya merhametin bundan büyük örneği olmaz herhalde. %100 merhamet örneği bu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle oldu mu sonra? Oldu. Ebu Bekir radıyallahu anh halife olduğunda bütün İslam şehirleri çalkalandı. Mekke, Medine hariç Taif çalkalanmadı ama. O gün anlaşıldı ki demek ki bu ne zaman oldu bir daha? Taif'in fethi 8. sene olduğunu, yok. Bu şeyde Bi'set'in 11-12. senesi. Hicretten hemen önce oldu. 10 sene sonra hocam. 10 sene. 10 sene, 11 sene sonra diyelim. 11 sene sonra mucizevi bir şekilde dua geldi, yerini buldu. O onu taşlayanların çocukları Ebu Bekir'e Medine'de sahip çıktılar. Ordu kurup geldiler. Buradayız ya Ebu Bekir. Ne istiyorsan yap bizimle dediler. Merhamet bu vesselam. Merhamet bu. Şimdi son madde bu hadisi şerifte. Hoca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini anlatıyorsa bu merhameti taşımalı değil mi? Peki, sünnet ehli olmak, ehli sünnet olmak sadece erkek çocukları sünnet ettirmek midir? Hayır hocam. Böyle baba olmayı gerektirmiyor mu? Evet hocam. Böyle baba olmayı gerektiriyor. Daha önce ne okumuştuk? Allah kime rahmet ediyor? İnsanlara, merhameti olanlara. Baba, çocuğuna merhametli olacak. Anne, çocuğuna merhametli olacak. Öğretmen, talebesine merhametli olacak. Muhtar, köylülere merhametli olacak. Siyasetçi, vatandaşlara merhametli olacak. Allah da hepsine merhamet edecek. İnsanlar kendi aralarından merhameti sıfırladıkları zaman göklerin rahmetini kaybederler. Neuzübillahi teala. Pek mübarek bir hadis-i şerif okuduk. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i bir kere daha tanımamıza vesile oldu. Amel etmeyi de Allah-u Teala bize kolay kılsın diye dua ederiz. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.